Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Hadi Öğren YouTube kanalında bugün sizlerle birlikte ne yapalım dersiniz? Bebeklerimiz için kolay bir dış örgü modelinden hem fıstıklı hem de trabzanlı iki sıradan oluşan renk değişimlerini sizlerin kendi belirleyeceğiniz yünlerle yapabileceğiniz ya da tek renkli olarak çalışabileceğiniz kolay bir dış örgü modelini sizlere yavaş yavaş göstermeye çalışacağım. Örgüye yeni başladıysanız severek ve isteyerek yapacaksınız. İsterseniz torununuza, isterseniz kız veya erkek bebeğinize, anne adayısınız ya da anneyseniz ya da çocuğunuza yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş başlıyorum ben. Pembe renkli ipimi aldım ve elimde 3,5 numaralı tığım ile sizlere göstermeye başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, kolay gelsin. Örnek modeli sizlere göstereceğim. Göstermeden önce 40 tane zincir çektim. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bir battaniyenin boyutu 1 metre ile yaklaşık 120 santim arası yapabilirsiniz. Kenar oyasında kenar battaniye kenarı yapacağınızı düşünürseniz kullanacağınız ipin kalınlığı, inceliği de belinizin ayarı da örgü modelinin yapım aşamasında etkin olacaktır. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi bakın. En son zincirden geriye doğru 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başlıyoruz. İpimi tığımın üzerine alıyorum ve parmak ucumla tuttuğum yere şöyle gösteriyorum. Atıyorum ve çekip ikili trabzan yapıyorum. İki kere de doladığım ipliği çıkararak yapmış olduğum bir işlem. Yine aynı yere batıyorum. Yine bir tane ikili trabzan. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu tam batmış olduğumuz yerin yanında 1, 2, 3 ya da 4 zincir ileriye tercih size ait. Bakın tam şöyle altından alalım. Bakın 2 tane zincirimizi alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şöyle göstereyim. İpimi tığımın üzerine sarıyorum. Bakın yine tam sık iğne yapmış olduğum yerin yanından 1, 2, 3, 4 zincir ileriye ya da 3 zincir ileriye tercih size ait. Ben 4. zincirimi bitiriyorum. 2 tane zinciri birlikte alıyorum ve bir, iki kere de çıkarıp trabzan. Aynı yere yine tekrardan toplam 5 tane ya da 4 tane tercih size bağlı arkadaşlar. İkili trabzan yaparak ilerliyoruz. Bakın toplam 5 tane yapacağım. Şöyle 5. trabzanımı da aynı yerin içerisine yaptım. Şimdi yine batmış olduğumuz yerin yanından 1, 2, 3, 4 zincir ileriye batıyorum. 2 tane zincir birlikte alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Böyle çekmiş olduğunuz zincir boyutunda adım adım ilerliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi yine ipimi tığımın üzerine sardım. 1, 2, 3, 4 zincir ileriye derinden batıyorum. 1, 2 kere de çıkarıp trabzan. Yine aynı yerin dibine 4 tane daha. Toplam 5 tane ikili trabzan ile zincirimizin sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın. Şöyle. Yine ben 1, 2, 3, 4 zincir ileriye derinden batıyorum. Bir tane sık iğne yapıp, bakın şöyle göstereyim. Buraya kadar ilerliyoruz. Renk skalası da yapabiliriz arkadaşlar. Renk skalası derken renk değiştirebiliriz de. Tercih size ait. Buraya kadar geliyorum. İkinci sırayı sizlere göstereceğim. Üçüncü ve dördüncü sıralar. 5. 6. sıralar, ondan sonraki sıraların hepsi aynı şekilde örülüyor. Yani iki sıradan örülen bir model arkadaşlar. 40 zincir üzerinden gösterdiğim için çekmiş olduğum zincir boyutu arkadaşlar bu kadar yeterli geldi. Şimdi bakın son sırayı nasıl bitireceğinizi başlama aşamasında 3 tane yapmıştık. Şimdi yine bakın. Evet, şimdi sıra sonuna geldik. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Batmış olduğumuz sık iğnenin yanından 1, 2, 3, 4 zincir ileriye batıp 3 tane, bakın şöyle gösteriyorum, ikili trabzan ile sıra sonunu
kapatıp tamamlıyoruz arkadaşlar. Başlama aşamasında 3 zincir çekip 2 trabzan yapmıştık. Yani toplam 3 tane. Sonunda da bu şekilde tamamladık. Şimdi burada isterseniz renk değiştirebilirsiniz ya da aynı renkle devam edebilirsiniz. İki sırayı aynı renk örüp bir sonraki sırayı isterseniz tek tek yapabilirsiniz. Tercih size ait. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Bir tane rahat dönebilmem adına ikinci sıraya bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Çekmiş olduğum en sonki trabzanın ve zincirin üzerine atıp tek bir trabzan yapıyorum. Sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın bu noktada. Şu arada sık iğne yapmıştık ya. Sık iğnelerin içerisine gireceğim arkadaşlar. Bakın. 1 2 3 ve 4 kere ben ipimle sarıp bir puf, bir fıstık modeli olarak adlandırdığımız kıyı örgü modelini bakın yavaş yavaş iki seferle çıkararak yapıyorum. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine yine sarıyorum. Aynı yerin dibine yine aynı ölçülerle 4 kere ipimi dolayıp sarıp ne derseniz 3 4 bakın. Tığıma doladığım tüm ilmekleri bir ve iki seferde çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Bu noktada şimdi bakın trabzanların üzerine geldik. 5 trabzanın üzerine bir tane zincir çekiyorum. 5 trabzanın üçüncüsüne yani tam ortadakine 1, 2, 3, 4, 5 yani 1, 2, 3'üncüsüne batıp sık iğne yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. İpimi sarıyorum. Ortaya geldik. Sık iğne ile birleştirdiğimiz yere yine batıyorum. 4 kere ipimi sarıyorum tığıma. Yine aynı şekilde. 3 ve 4. Bakın. Çıkardım bir kere. Bir kere daha çıkardım. Arada 1, 2, 3 zincir. Bu kadar kolay ve basit. Bakın yine aynı yere. 1, 2, 3 ve 4 kere ipimi sardım. 2 kere de çıkardım arkadaşlar. Şöyle istediğiniz kadar çekmiş olduğunuz zincir boyutunda uzatabilirsiniz. Rengini de siz ayarlayabilirsiniz. Bir tane zincir çek. 5 tane trabzanın üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane çekmiş olduğunuz trabzanın 3.sine batıp sık iğne yapıyorum. Ve yine arkadaşlar bakın bir tane zincir çekiyorum ve aradaki bu sık iğne yapmış olduğunuz yere ipim 1, 2, 3, 4 kere de sarıp tığımıza doladığımız ipimizi 2 seferde çıkarıyoruz. Arada 1, 2, 3 zincir çekip yine aynı yere batıp 4 kere doluyorum. 1, 2, şöyle göstereyim. 3 ve 4. Bakın. Çıkardım. İki seferde. Böyle arada bir zincir, bir, iki, üçüncü trabzanımıza bir zincir. Bakın buraya geldik. Sık iğne ile başlama noktasında yapmış olduğumuz yer aynı yere. Bir, iki, üç ve dört. Bakın bitti örnek modelimiz arkadaşlar. Bir tane puf yaptık. Üç zincir çektik. Yine aynı yerin dibine 2, 3, 4. İpinizin uzunluğunu aynı şekilde ayarlarsanız puf modeliniz daha güzel olur. Fıstık modeliniz ya da ne derseniz, nasıl isimlendirirseniz. Bakın böyle. Şimdi başlama noktasına geldik. Nasıl yapmıştık başlama noktasında? Bir tane zincir çekmiştik. Dönmüştük. Dikli trabzan yapmıştık. Bir zincir çekmiştik. Şimdi burada tam tersi olarak bir zincir çekip İpimiz tığımın üzerine dolayıp ve ilk başlama noktasındaki yere şöyle batıp bir seferle çıkarıp tek bir trabzan yapıyorum. Ya da dolamadan sık iğne yaparak bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonraki aşama
Aynı birinci sıranın başlangıcı. İsterseniz renk değiştirebilirsiniz. Bakın renk değiştirmeden sizlere göstereyim. 1, 2, 3 bu da aklınızda kalmasın. Birinci sıranın başlangıcı yani şu köşenin başlangıcı. Birinci 3 zincir çektim. Bakın tam dibine batıyorum. Yine şöyle bir tane trabzan. İpimi sarıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir tane trabzan. Yani toplam 3 zincir, bir tane trabzan. Nasıl yapmıştık? Bir tane şöyle 4 zincir ileri atlayıp sık iğne yapmıştık. Zincirin üzerine konmuştuk önemi. Şimdi biz burada arkadaşlar şu üçlü zincirin içerisine sık iğnemizi kuracağız. Şimdi bu noktada bakın yine sık iğnenin üzerine birleştirdiğimiz yere trabzanlarımızı, şu beşli trabzanımızı yaparak ilerleyeceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Rengarenk, çabucak, hızlı bir şekilde bebeklerinize ya da kendinize battaniyeler, televizyon seyrederken battaniyeler örebilirsiniz. Ya da bebeğinize bir puset battaniyesi, kundak battaniyesi olarak örebilirsiniz. Tam 4 ve 5. trabzanımızı da yaptım. 3 zincirimizin pufumuz içerisinde sık iğneyle tamamlıyor bakın. Çok kolay, çok basit. Açık renkli iplerden yaptığın zaman örgü model kendini daha belli edecektir. Evet, belki bir renk katabilirim arkadaşlar. Sonrasında size birkaç süreyi bitmiş halini sizlere göstereceğim. Umarım seversiniz. Siz de yaparsınız. Sormak istediğiniz sorularınız olursa videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşuruz. Videom hakkında yorumlarınızı da dört gözle bekliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Evet, bakın arkadaşlar. Tek renkli olarak sizlere göstermiş olduğum örgü modelime renkler, renkli iplikler katarak bir de bu şekilde göstermek istedim sizlere sunumunu. İki sıra halinde örülüyor. İsterseniz iki sırayı aynı renk yapabilirsiniz ya da tek renk olarak yapabilirsiniz ya da çok renkli olarak tercihe ait arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 sırayı mesela birlikte örebilirsiniz. Aynı renk olarak. Tek sırayı farklı örebilirsiniz. 4. sırayı. Bakın şöyle. Arkası da böyle. Güzel. Çok tatlı bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz. İsterseniz yumuşak bebek yünlerinden ya da farklı yünlerden. Umarım severseniz ve siz de bebeğinize, çocuğunuza bu modelle güzel battaniyeler örürsünüz. Ördükten sonra da bir battaniye kenarı çektiğimiz takdirde harika rengarenk bir dış ip modeliyle bebeğinizi mutlu edersiniz. Hem de kendiniz mutlu olursunuz arkadaşlar. Evet, umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki örgü videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.